UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yücel Ceylan'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Yonca Hanım az konuştu, dedi ki benim kalan hakkımı da sen konuşabilirsin başkanım. Benim dedem Rus Savaşı'nda esir düştü. Sonraki Kurtuluş Savaşı'nda her aileden şehitler verildi, gaziler oldu. Her aile acı ödedi. Bu acı ödemelerinin sebebi de ülkemizin sınırlarını korumak, belirlemek ve o sınırlar içerisinde bizim can güvenliğimizi sağlamak. Sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurdu ve bizlere dedi ki ülkemizi, geleceğimizi gençler size emanet ediyorum. Sonra gençlere döndü, dedi ki vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Siz de çocukları koruyun. Biz de UCİM olarak bütün illeri gençlerimize emanet ettik. Dünün çocuğu olan gençlerimiz de bugün çocuklarımızı korumak için mesleklerini, mesleklerinden edindikleri tecrübeleri, birikimleri, bütün hepsini çocuklarımızı korumak için harcıyorlar. Evet, doğru. Mustafa Kemal Atatürk gençlere güvenmekle çok haklıymış. Çünkü ben kendimden bilirim. Biraz yaşı fazla olanlar daha korkak olur. Biraz daha bencilleşir. Biraz daha kendisini düşünür. Mücadeleleri mışlı muşlu yapmaya başlar. Ama gençlerin kanı kaynar. Gençler dünyayı kurtarmak ister. Onun için de mücadeleye bütün güçleriyle asılırlar. Mustafa Kemal Atatürk çocukları koruyun dedi ama evet, mücadele ediyoruz devletimizin kurumlarıyla birlikte. Biz de devletimizin kurumlarının verdiği mücadeleye ciddi bir paydaş olmaya gayret ediyoruz. Diyoruz ki bu vatan hepimizin, bizler de gençlerle birlikte elimizden geleni yapalım. Ama bugün tabii çok isterdim Adalet Bakanlığı'ndan da yetkililer burada bulunsun. Sitemimizi, isteklerimizi götürüp Sayın Bakanımıza iletsin. Ama gerçekten yetkili olsun. Ufak tefek şeylerle uğraşan olmasın. Gerçekten yetkili olsun. Bizim örneğin önümüzde komisyondan geçen ve meclise sunulacak çok ciddi bir dördüncü yargı paketinde çok ciddi bir madde var. Bu maddeyi onlara anlatalım ki arkadaşlarıma bugün de söyledim. Muhakkak Adalet Bakanlığımızla randevu alın. Avukatlarımız gitsin. Gerekirse bizler de gidelim. Derdimizi, sıkıntımızı anlatalım. Çünkü işin içinde hiçbir art niyet olmadığını hepimiz biliyoruz. Buna da bugün inanıyoruz. Bugün inanıyoruz. Çünkü biz o maddenin, o anlatacağım maddenin geriye çekileceğine, meclis tarafından kabul görmeyeceğine inanıyorum. Nedir bu madde? Çocuğa istismar suçlarının tutukluluk olabilmesi için, yani sanığın, istismarcının tutuklu yargılanabilmesi için kuvvetli delil olabilmesi, istenmesi. Nedir bu kuvvetli delil? Efendim, kamera kaydı mı? 5-10 yaşındaki çocuk istismara uğrarken aslında neye uğradığını, ne yapıldığını bile bilmezken bu delilleri nasıl toplayacak? Artı istismarcı kameralar eşliğinde mi istismar edecek? Ya da bütün istismarlar penetrasyon yoluyla mı oluyor? Peki sanık tutuksuz yargılandığı zaman çocuğumuz kendisini eve hapsetmiyor mu? Ya evin içindeyse o istismarcı, çocuk kendini içine hapsedecek, bir hayatı mahvedeceğiz. Biz yetkililerimizden rica ediyoruz. Meclise sesleniyorum. İktidar milletvekillerimize, muhalefet milletvekillerimize, siz bizim vekillerimizsiniz. Bu halkın vekillerisiniz.
Bu annelerin çığlığını duymak zorundasınız. Annelerimiz umutsuzluğa sevk oluyor. Umutsuzluğa düşüyorlar. Biz yıllardır ucum olarak çocuklar konuşun dedik. Çocuklarımız yüzyıllardır susuyor, yeni yeni konuşmaya başladılar. Sakın kimse şu algıyı yaratmasın. Efendim istismar mı çoğaldı? Hayır efendim. Yüzyıllardır var ama çocuklarımız cesaretlendi. Çünkü biz bir sivil toplum örgütü olarak dedik ki, çocuklarımız siz kahramansınız, konuşun. Annelere dedik siz cesursunuz, çocuklarınıza sahip çıkın. Konuşun, bizler yanınızda olacağız. Bizim ihbaratlarımız var, devletimizin ihbaratları var, arayın. Hiç kimsenin ismi de şifre olmaz asla. Güvenin bizlere, güvenin devletimize. Bugün gelen düzenleme maddesi, ben yine söylüyorum, inanıyorum ki gözden kaçmıştır. Bu düzeltilecektir. Çünkü çocuğu olan, vicdanı olan, torunu olan hiç kimse, bu ülkeyi yöneten hiç kimse böyle bir düzenlemeye sahip çıkmaz. Çünkü daha geçen hafta Sakarya'da bir istismarcı mahkeme heyetine aynen şunu söyledi. Ki bu istismarcı 10,5 yıl hapis cezası aldı. Ne dedi biliyor musunuz? Sayın Başkanım dedi, 4. yargı paketi bizim için umut oldu dedi. Kayıtlarda var arkadaşlar. İstismarcı diyor ki bizim için umut var. Umut oldu diyor. Peki çocuklar için umut olmayan, onları koruyan aileler için umut olmayan böyle bir yasa geçer mi? Bence geçmez. Geçmeyecektir. Bütün milletvekillerimizin vicdanına sesleniyoruz buradan. Buna geçit vermeyecektir. Bir sıkıntımız daha var, onu da söyleyeyim. UCİM bugün yaklaşık her ilde ortalama 10 bin üyesi olan ve bu 10 bin üyenin 50-60 tane kendisini bu yola adamış, çocukların yoluna adamış, aktif çalışan, görev yapan arkadaşlarımızın olduğu bir sivil toplum örgütü. Ve bu arkadaşlarımızın içerisinde her şehirde en az 10-15 tane avukatımız var. Mahkemelerde çocuklarımızın yanında olmaya gayret ediyor. Bunu da söylüyorum. Çocuklarımız hani istismarı taşa yazıyor ya sesi duyulsun diye. Ağaca söylüyor ya, köpeğini anlatıyor ya duyulsun diye. Biz de duyulsun diye söylüyoruz. Bizim müdahilliğimiz kabul olmuyor çoğu mahkemelerce. Ve sebep olarak diyorlar ki siz bu davanın neticesinden zarar ya da kar görmüyorsunuz. Yani zararınız da yok, faydanız da yok bu mahkemenin neticesinden. Olur mu arkadaşlar ya? Bu kadar gençler bu mücadeleyi veriyor. Bu toplumun vicdanı zarar görmez mi? Bu gençlerimizin umutları kırılmaz mı? Ha biz bunları söylerken tabii ki mücadele edeceğiz. Aramızda RTÜK Başkanımız var. Kendisini çok seviyoruz. 2017'de derneğimiz kurulurken bizi çağırdı. Lütfen kurun dedi. Ben elimden geleni yaparım dedi. Onun için ben bugün sitemimi ve isteklerimi hep ona söylüyorum. Ben inanıyorum ki başkanımız bu isteklerimizi, bu sitemlerimizi iletecektir. Arkadaşlarına, meclisteki milletvekillerimize, yetkili bütün organlara iletecektir. Bizi sahipsiz bırakmayacaktır. Biz kendimiz de gideceğiz, anlatacağız. İnanın binlerce dilekçe gönderdik CİMER'e. Bu şeyle ilgili çok üstünde duruyorum. Çünkü çok huzurumuz kaçtı. Çok üzüldük. Bunun geçmesini istemiyoruz biz. Biz yine mücadele edeceğiz gençlerimizle ama ne olur bu konuda yardımcı olun. Bu konuda bir de meclisle mücadele haline girmeyelim. Tamam asiyiz, tamam cesuruz ama istismarcılarla mücadele yetiyor bize zaten. Bizi yeterince üzüyorlar, yıpratıyorlar. Yüzyıllardır çocuklarımızı mahvetmişler. Öyle güzel bir nesil gelecek ki inşallah bu gençlerimiz sayesinde öyle güzel evlilik kurumları oluşacak ki. Çünkü o kutsal evlilik kurumu dediğimiz kurumların aslında ne kadar çürük temeller üzerine kurulduğunu gördük. Çocuklarımız ensest kurbanı, çocuklarımız aile içerisinde çok istismara uğruyor. Ama bizim eğitmenlerimiz hem eğitim alıyorlar hem eğitim veriyorlar. Bütün ülkeyi aydınlatmaya gayret ediyorlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi ama çok seviyoruz. Devletimize tekrar sesleniyoruz. Meclisimize tekrar sesleniyoruz. Ne olur bu yasayı geri çekin. Bu şu an bizi çok üzüyor. Çok.
çok fazlasıyla üzüyor. Ayağınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Var olun, sağ olun.